Survivor Panorama'dan herkese merhabalar. Evrim ve Kemal abiyle beraberiz. Hoş geldin Kemal abiciğim. Hoş bulduk abiciğim. Nasılsınız? Biz iyiyiz, sen nasılsın? İyi, gece gündüz durmadan devam ederek çalışıyorsunuz. Evet, Zekle, İşimizin başındayız abiciğim. Zevkle izliyorum, abicim. aynen öyle. Bugün çok yakışıklısın Kemal çok abi. Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi aslında çok, ama gömleğine bayıldım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, ya orada biraz hani özellikle titizlik gösteririm. Ben hani seyircimize saygıyı... Özeniyorsun artık. Tutan bir insanım. O yüzden de e biraz dikkat ediyorum. tertemiz adamsın. Ya çok Kemal teşekkür abi, Gerçekten. Başak burcu çünkü biliyor musun? O titizliği, var eli, yüzü, dişleri yanımızdan geçerken o parfüm kokusu. Değil mi? Çok anlıyorum. teşekkür ederim. Kemal abi buralarda belli <laughs> Teşekkür ederim abi. Hoş geldin. Seni hoş özlemiştik hoş biz. De hafta sonları beraberiz ama Evrimle özleşiyorsunuz biraz. Evet. E, Yok konuşuyoruz hafta içi telefonlaşıyoruz. <laughs> e, o hasretimizi gideriyoruz. Ee, ya e, gerçekten burası bizim bir evimiz. Hani e, benim 17. 18. senem burada. O yüzden de hani e, kendi evim bir burası bir de Ali abi yani. O, <laughs> o, 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 üçgenle gidiyorum geliyorum adeta. Ama e, çok keyifli çok güzel. E, bunu da sonuna geldik. Yani e, 13 Haziran'da e, final yapacağız inşallah. E, güzel bir sezonu geride bırakıyoruz. E, acısıyla, tatlısıyla sinirli haliyle mutlu halleriyle ee, güzel bir sezon bitiyor ee, dün akşam da bir arkadaşımız daha veda etti Osman Can'a veda Can ettik ee, son dört kaldı bak bu son dörde ama yani samimiyetinize hesaplayan var mıydı hayır yoktu ben e, Ertuğ yerine Cansu olabilir belki diye düşünüyordum ama evet, bunu ediyordu. ne zaman söyledin bu yani uzun zamandır böyleydi fikrim bak. Enteresan ne biliyor musun? Yarışma başladı. Bu arkadaşların üçü ortalıkta yoktu. Evet. Tamam mı? Yusuf, Nefise, Ertuğ, Ertu. Ertu. Ve bu adamlar sonradan geldi. Gerçekten müthiş bir final yaptılar. Yani ipi iyi gösterdi Benim son için hı hı. son 4 benim için ip'tir. Onu müthiş e, göğüslediler gösterdiler. E, helal olsun bu kadar e, söylemlerinin, bu kadar hani dışarıda kalıp da buraya reaksiyon vermeleri çok önemliydi. E, Nefise ben yedeklerden girecek insan değilimin altını öyle bir doldurduk yani Bak e, binayı yaparsın ya altını e, iyi müteahhit <laughs> doldurur, temelini çok iyi atar. O sekizlik dokuzluk depremde bile sıkıntı yaşamazsın. İşte nefisi o altı o kadar doldurdu ki raylı sistem gitti geldi gitti geldi böyle <laughs> ama hiçbir zaman düşmedi Aynen. aslanlar gibi bugünlere geldi bence hep söylüyorum o iki e, koltuğun o 13 Haziran'ın koltuğunun bir tanesi onundur e, helal olsun hepsine yürekten e, başarılar diliyorum ve tebrik ediyorum e, buralara gelmek gerçekten önemli. Hele bu böyle zor bir sezonda. Nefise senin dediğin gibi dediklerinin altını doldurdu abicim. Ama bu söylemlerinde de o kadar sert ve hırçındı ki bir o kadar da tepki çekti. Nefise... Bu sene hiçbir kadın onun e, rakibi bile olamazdı. Gerçekten çok ayrı bir kulvardaydı. All Star yarışmacısı, Nagihan'ın rakibi olabilir, atletlerin rakibi olabilir. Hani bir 4-5 tane saydığımız top kadın var ya, hı hı. onlardan biriydi aslında Nefise. Ama Survivor'a girişi çok olaylıydı. Kavgaları, arkadaşlarıyla tartışması, kullandığı kelimeler, kendini anlatırken bile takınmış olduğu uslubu, haklıyken haksız duruma düşmeleri... Nefise kaybederse bunun yüzünden kaybedecek. Yok. Tek ben, hatası bence ben, Nefise'nin usluğu bu. Ben ben bir tane o raylı sistemde kolonlardan bir tanesine bir hata vardı. Evet. Bir kolonu hatalıydı ama onu çabuk e, kapadı. Hemen e, şey aldı, inşaata aldı o bölümü. Toparladı. Hemen güçlendirme oraya bir güçlendirme yaptı. yaptı sağlamlaştırdı. <laughs> hani şimdi geçen şeyde bölümde bir çok iyi hatırlar. Tahta getirmiştim buraya. Çivi çaktım ben. Hı, hı. Çivileri de çıkardım sonra çaktıklarımı. Dedim ki çaktığınız çiviler çıktı ama o izler kaldı. Hı. Senin hayatında yaptığın o izler eninde sonunda kadar istediğin kadar şey yap kapatmaya çalış. Ama Nefise öyle bir onu kapattı. Öyle bir güçlendirme yaptı ki o binaya maşallah sağ, sapasağlam. sağlam. Hı hı. Hani Nefise'yi eğer oradan vurmak isteyenler olursa Yanlış yoldan gidersiniz derim. Çünkü hı. Nefise onu samimiyetiyle kapattı. Bak, bir sadece görüntüde bir boyarsın, hani bir alçı çekersin hı hı. şeye kolona Görüntü bakarsan yok. Evet yapılmış. Ama, Ama Nefise var. öyle bir güçlendirme yaptı ki onu öyle bir sıvadı ki ile olan diyaloğu ben senin o gün gerçekten dizinden dolayı sakat olduğuna beni inandırdılar. Hı hı. Bak bunu parantez içinde söylüyorum. Beni inandırdılar. Kimin inandırdığını da hepimiz herkes biliyor zaten. Onlar detaylı zaten konuşuruz ee, yarın büyük bir ihtimal. İnandırdılar. Ben de ona rağmen ondan dolayı böyle bir hataya düştüm. Ama sonraki sıcaklığı sonraki aralarındaki diyalog nefisinin gerçekten kalbinin temiz içten olduğunu gösteren bir görüntüydü. Onun karşılığında da muhteşem bir dostluk, arkadaşlık. Bakın, bazı... kim sonra... kandırdı Nefise'yi? Asena. Hayır. Nefise ile o zaman şu an farklı takımdalar. Asena mesela Osmanlı bir parodi yapmıştı. Onu neden yaptı? Kim aklına Nefise. soktu? E, Nefise, Osman'la birlikte. Peki Nefise'yi orada kim kandırmış ya, olabilir Kemal abi? Abiciğim, o parodiyi yap diye biri akıl hayır, mı verdi 8 mesela? 8 kişi, o parodi, bak o parodi bölümü ya ayrı. En ağır hatasıydı aslında. O parodi bölümünü Nefise ile Osman Can'ı sormak lazım. Osman gelsin ben ona sorayım. Şimdi birazdan da konuşacağız. Hı hı. O bölümü ayrı ama orada 7, 8 kişiden hatta ben bir kişi kaldırma değil Barış. Barış. E, Murat da yarım Çekimsel. kaldırdı hani evet. yarım evet. yani evet. kaldırayım onlara. Çekimsel oy kullandı. Toplum psikolojisiyle elini kaldıranlardan hatta kızım Murat'a sen niye kaldırıyorsun orada elini diye. Hı -hı. Oradaki ortam öyle bir görüntü verdi ki e, Cansu sakat değil, mahsus yapıyor. Bundan dolayı da takım içinde dengeleri bozmaya çalışıyor. Özellikle Hı -hı. kırmızı takımın dengesini Cansu maviydi o zaman. Hı -hı. Hani bu olayların içindeki insanlara ayırt etmek lazım. E, ama Öyle bir durum oldu ki gerçekten hani düşmez kalkmaz bir Allah. Hayatımızda hepimizin başına gelebilecek olaylar var. Biz, o olayları bazıları daha sonra yaşadı. Ondan sonra ne dedik? Ya bak Cansu'ya aynısı olduğunda siz böyle söylemiştiniz ama biz sizin sakatlığınıza inanıyoruz. Biz sizin aldığınız darbeye inanıyoruz. Görüntüsünü verdik biz burada. Hani ne olursa olsun insanın içinden eğer öyle bir şey varsa ters bir duygu varsa belli eder. Beden dilidir ya her zaman söylerim eninde sonunda ifşa eder kendisini ama konuşmasıyla, ama hareketleriyle, ama fiskosuyla onu bize gösterir. Cansu da hiç böyle bir şey yoktu. Cansu'nun içi, dışı, karakteri, oturması, kalkması her şeyi birdi. Hı hı. O yüzden de Cansu bu kadar sevildi. O yüzden de burada. ...başarılı bence olan bir insan Ve Nefise'nin ona karşı yaptığı bu hatada da... ...biraz daha affedici olmasıyla... ...aralarını toparlayıcı olmasıyla... ...Nefise'nin aslında bu anlamda kötü bir niyeti olmadığını... ...bildiğim için bu durumu... Aynen öyle. E, ...affettim şeklinde şekilde... yaptı e, yaptığı yorumla... ...bence aralarında düzeltmeleri iyi oldu... Ama bu konuda Nefise'nin, daha önce de konuştuk kendi aramızda. Şöyle bir konuşma yapmasını beklemez miydin Kemal abicim? Evet ben böyle böyle bir hata yaptım. İşte Cansu'nun da belki kalbini kırdım. E, ya da işte izleyenlere özür dilerim. Bilmiyorum nasıl ifade edebilir. Evrim daha güzel yapıyor böyle konuşmaları. <laughs> Estağfurullah. O yüzden yani bizim şuna ihtiyacımız var Kemal abi. Nefise'nin konseyde, özellikle konseyde ben senin burada kalbini kırsam ama reklam arasına gidip de ya Kemal abi özür dilerim desem ama ben burada hala devam etsem. Sen biliyorsun ki Evrim arkada benden özür diledi ama kameranın önünde bizi izleyenler izleyenlerin gözünün önünde sen zor duruma düştün. Ay, ay, benim şu, bunu şu, şu, şu toparlamam var. lazım. Senin kamera arkasında reklamda özür diledikten sonra devam ediyor mu kamera önünde? Hayır diler? devam etmiyor Heh, ama benim seni burada Bak, zor duruma düşürdüysem tamam. burada senden özür dilemeliyim. Nefise'nin de gerçekten bak benim için konsey alanı o kadar değerli ki. Yok kampmış, yok özel röportajlarmış, yok arkadaşlar arasındaki sohbetmiş. Onları bir köşeye koy. Acun Bey karşında herkese söz hakkı veriyor ya da olaylar dönüyor. Konsey her zaman Survivor'ın kalbidir. Elini kaldıracaksın. Acun Bey ben bir şey söyleyeceğim. Belki hiç hiçbir olay yok ortada. Kız yine performans birincisi. Ben zamanında bir hata yaptım. Hatayı da Cansu'ya yaptım. Cansu'dan çok özür dilerim. Ağzımdan da çok kötü kelimeler çıktı. Bunun için de tüm Türkiye'den özür dilerim. Herkes hakkını helal etsin. Hatamın farkındayım. Dese ya gerçekten Özgür şu an aslında favori gibi görünüyor. Çünkü hatasız ve Hı -hı. iyi performansla evet. ilerliyor. Yaşına Nefis, rağmen. Yaşına rağmen. Nefise Özgür'ün şampiyonluğunu daha fazla tehdit edebilir.